Evet dostlar, Şile'nin güzel köylerinden bir tanesi olan Hacılı Köyü'nden herkese günaydın. Ben Toprak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Göksu Deresi'nin kenarında kamp kuracağız. Ben Göksu Deresi'ni bayağı bir takip ettim ileriye doğru. Buralara gelmek için, Hacılı Köyü'ne gelmek için, daha doğrusu Hacılı Şelalesi'ne gelmek için Hacılı Köyü'ne girdikten sonra tabela çıkıyor, şelale tabelası. Takip ederek aşağı kadar geliyorsunuz. Yol bir tık kötü. Aşağı geldiğinizde sizi köprü karşılayacak. Köprünün sağ tarafında şelale var. Ben oraya gitmedim. Yarın sabah gideceğim. Sol tarafında ise buraya kadar uzanan bir yol var. Ben bayağı bir geldim bu taraflara. Güzel bir kamp yeri buldum. Şimdi ileride oraya gideceğim zaten. Ama hafiften yağmur çiseliyor. Normalde hava durumu bugün için yağmur göstermiyordu. İnşallah yağmaz. Yağacağını da pek zannetmiyorum. Bir an önce çadırı kuracağım. Yerleşeceğim buraya. Bir gece burada kamp atacağım. Bakalım, inşallah güzel geçer. Yağmur çiselemeye devam ediyor. Tarpım yok, açamayacağım. Burada ağaçların altında zaten kuracağım. Bu yavaş yağdığı sürece pek beni etkilemez. Bir önce çadırımı kuracağım buraya. Ateş zaten burada ocak yapmışlar daha önce. Bir daha ocak, yani yeni bir ateş yeri yapmayacağım. Öyle. Çadırın bagajı var. En kötü yağmur hızlanırsa çadırın bagajında yemek yaparım. Yanımda tüp de var. Çadırımı buraya kurdum. Şimdi size zaten buraları göstereceğim. Normalde çadırımı buraya kuracaktım ama çadırım geniş olduğu için bu yolu kapatıyordu. Küçük bir patika var burada. İnek dışkısı falan var. Sabah belki inekleri uyanabiliriz sizlerle birlikte. Şimdi çadırın için dizmeye başlayacağım. Uyku tulumunu falan sereceğim. Uyku tulumunu şimdi sermemin sebebi de bu uyku tulumunu sıkışık bir halde biz çantaya koyuyoruz. Az yer kaplasın diye. Zaten gösteririm birazdan. Bu sıkıştırdığımız için de lifli yapıda olan uyku tulumu hepsi birbirine geçiyor. Akşama kadar da bunun açılması gerekiyor. Çünkü eğer açılmazsa bir taraf sıcak tutacak, bir taraf soğuk tutacak. Böyle olmaz, akşam üşüyebiliriz. Akşam 10 derece falan gösteriyor zaten. Pek soğuk olmayacak ama ben dere yatağına çok yakın olduğum için bir de onun bir ekstra soğukluğu olacak. Ama uyku tulumun konfor seviyesi -2 derece. Yani evden bile daha sıcak bir halde yatacağım yani bu gece. İlk matımızı sereceğiz. 7 gibi çok kaydırdık sağ tarafa. Hatta şunu da çıkartalım. Giriş çıkışlar kolay olsun. İlk bir şunu koyayım içeri. Şimdiden sinekler. Oo, bayağı bir sinek var içeride. Şu an çadırın içinde efsane bir sinek popülasyonu var. Büyük ihtimalle çadır nemli olduğu için bu böcekler falan hep neme geliyor. Hemen ekipmanları içeri koyup bu sinekliği hep kapalı tutmaya çalışacağım. Şimdi çadırın içine geçtim. Bir an önce çadırın içini toparlayıp dışarı çıkacağım. Çantanın içindeki yemeklerin hepsini de arabanın içine koyacağım. Çünkü burada bir vahşi bir hayat var. Gece çakallar gelecek büyük ihtimalle. Gelirse zaten size seslerini dinleteceğim. Normalde araba olmasaydı uzak bir yerde bir ağaca asacaktım poşete koyup. Size de bunu öneririm. Yoksa çadırınızın etrafında fır dönerler. Ama asla zarar vermezler size. Şimdi bu matı sardığımızın tersi yönüne sararak parlak yüzeyini de aşağı getireceğiz. Sebebi de yerden gelen soğuğu tekrardan yere yansıtsın diye. Kışın çift mat yapıyorum ben. Öbür parlak kısmı da yukarı doğru geliyor. Bu sefer de yine aynı mantık. Benden gelen ısı tekrar bana geliyor. Bir de şu kışın
matınızın kalmaması gerekiyor çünkü yerden efsane bir soğukluk geliyor şu an bile. Hemen üzerine geçeyim. Uyuktul mu bu? Evde sakın tulumunuzu böyle sıkışık bir şekilde koymayın. Ben bazanın altına koyuyorum. Yoksa yapısı bozuluyor. Hep iç içe geçiyor. Bu şekilde. Bir de burada şişme yastığım var. Bunu da şişirip dışarı çıkıyor. Hemen masa ve sandalyemizi kuracağız. Sandalyemiz tamam. Hemen masaya geçiyoruz. Yağmur gene çiselemeye başladı. İnşallah hızlanmaz. Masamız da tamam. Şimdi hemen ateş yakmaya başlayacağım. Çadır kurduğumuz yer bu şekilde. Şimdi ateş yakmaya çalışacağım. Bir tane odunun dışını soydum. Kuru tabakası gelene kadar. Çünkü buradaki tüm odunlar ıslak. Nemli oldukları için efsane duman çıkartıyorlar. Yanacak galiba. Yanımda balta yok, testere de yok. Keser getirdim. Ekipmanların çoğu öğrenci evinde kaldı korona yüzünden. Ateşi yaktım. Şimdi bu ıslak odunların efsane duman çıkıyor. Duramıyor bu tarafta. Ateş büyüyene kadar mecburen çedeni sökeceğim. Ateşi yakmaya çalıştım ama efsane bir enerji sarf etmem gerekiyor. Kuru odunum hiç yok. Bilseydim getirirdim. Hava durumuna aldandım biraz. Şimdi sabah evden çıkmadan önce sıcak su getirmiştim. Çay demledim. Çay içeceğim. Yanımda tüp var ama küçük tüp. Piknik tüpü falan getirmedim. Çünkü dedim ateş yakarım. Köfteleri falan ateşte yaparım. Köfte getirdim bugün. Tüpü de sabah işte bir mıhlama yapmak için kullanırım. Ona göre düşündüm ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yan tarafta bir çift var, tatlı bir çift. Onlarla sohbet muhabbet kurdum. Onların piknik tüpü var. Eğer tüpüm biterse onların tüpünü kullanacağım. O şekilde. Birkaç saat daha oturacağım işte. Bir keyif yaparım. Sonrasında köfte yapmaya başlarım. Burada bir keşfe çıkacağım. 1-2 saatim kaldı zaten. Sonra hava kararacak. Hava kararmadan bir gezeyim dedim. Sabah videonun girişini burada yapmıştım. Arkamdaki ağaç bayağı bir güzel. Hatta bunun altına da çadır kurmayı düşünüyordum. Ama dereye bir tık uzak olduğu için vazgeçmiştim. Ağacı göstereyim size. Şimdi keşfi bitirdim.
yan komşudan tüp almaya gideceğim. Sonra birlikte köfte yapacağız. Köfte yaparken görüşmek üzere. Evet dostlar, köfte yapmaya başlayacağız şimdi. Normalde kasaptan kebap alacaktım ama bizim kasapta kalmamıştı. İşten geç çıktım. Anca sabah bana verebilirdi. O da işimi görmez çünkü ben buraya sabah erken geldim. Biraz viski dökeceğim. Tadı güzel olsun diye. Tüpü düz bir yere koymam lazım. Yağımı ben bunun içine koyuyorum. Hem şeklinden dolayı tüple yan yana koyabiliyorum. Güzel oluyor. Yanmaya başladı. Mecbur kapattım. Keşke ateşte bunu közde yapabilseydim ama işte şartlar el vermedi. Yanımdaki grup köye gelirken kuru odun almışlar bir çuval. Keşke ben de öyle yapsaydım. Ama tecrübe oldu benim için. Hala yemeğimi yiyorum. Hava kararmaya başladı. Sonrasında bir fitte kahve yaparım. Bir tane köpek geldi. Oyun istiyorum ama oynayamam. Mahvoldu, yiyor. Zaten az bir şey kaldı yemeğim. Köfte bekliyor ama bunu ben yiyeceğim, sana yok. Ben bugün bayağı yoruldum. Enerji lazım bana. Evine dön, evine. Hava komple karardığına göre artık fotoğraf çekebiliriz. Uzun pozlama çekeceğim çadırı. Her kampta yaptığım gibi. Eğer çok istenirse bunun nasıl çekildiğini gösterebilirim. Zaten bayağı basit. Telefonlarınıza da çekebilirsiniz. Şimdi çekiyoruz. 30 saniyeye ayarladım. 30 saniye boyunca çekecek. Eğer hava aydınlık olsaydı yıldızları çekerdim. Çadıra geçtim. Şu an uykutuğum içindeyim. Şimdi saat 8'e geliyor. 1-2 saat film izlerim. Sonrasında yatarım büyük ihtimalle. Sabah da erkenden kalkıp güzelce bir kahvaltımızı yaparız. Şelaleye gideriz birlikte. Şelale bayağı bir güzel deniliyor. Şu an zaten bayağı bir yağmur yağdığı için bu haftalarda güzel akacağını düşünüyorum. Çünkü 1-2 ay önce gidip video atanları izlemiştim. Hep kuruydu şelale. Yani gittiklerinde hayal kırıklığıyla karşılaşmışlardı. Bakalım biz nasıl bir manzara göreceğiz yarın. Ya ben de daha önce gelmedim buraya hiç. Buz gibi hacılı sabahından herkese günaydın. Hava buz gibi, hiç tulumdan çıkasım yok. Şimdi kahvaltı için mecbur çıkacağım. Sabah yine yağmur yağdı, yine her yer ıslak. Öyle, kahvaltı yaparken görüşürüz. Evet dostlar, kuyumağımıza geçebiliriz. Öncesinde ben suyumu kaynattım. Hemen bunu demleyeyim. Sonra bir daha ısıtacağım zaten bunu, bu soğur. Kuymak için bildiğimiz gibi bolca tereyağımız. Halis mulis, Malatya tereyağı. Mısır unumuz var. Kaşar peyniri getirdim bu sefer. Daha çok sünsün diye. İlk tereyağımızı eriteceğiz. Bu biraz fazla olacak ama bitiririm ben bunu tek başıma. Şunun altını biraz daha açacağım. Eridi. Şimdi biraz kızsın iyice. Mısır ununu ekleyeceğim. Altını bir tık kısacağım. Yaklaşık 3 kaşık falan koymuştum galiba bu mısır ununu. Göz kararı yapıyorum. Mısır ununu iyice tereyağıya yedireceğiz. Karıştıralım. Tereyağımız biraz bol oldu. Ben bunu biraz kavuracağım. Geçenki kamptaki gibi yakmayacağım. Bazıları yakarak yiyor neredeyse. Bu aslında zaten eskiden ot tarz yapıyorlarmış. Ben zaten bilerek yapmadım onu ama.
Bunun renginin bir tık koyulaşmasını bekleyeceğim sadece. Sonra su eklemeye başlayacağım. Hava güzel, güneş de açtı. Dünkü gibi karamsar bir hava yok. Şimdi yavaş yana su ekleyeceğim. Yine göz kararı ekleyeceğim. Soğuk su ekliyorum. Sıcak su ekleyenler de var. Zaten bu mısır unu suyu çekecek. Sonra bir daha eklerim duruma göre. Bir daha çekerse biraz daha eklerim. Şu an çekmeye başladı zaten. Tereyağını kusmaya başladı bu. Kaşar peynirlerini evde doğradım. Bir daha burada uğraşmayayım diye. Kaşarın hepsini koydum. Biraz fazla kaşarlı oldu ama olsun. İyice karıştıracağız. Bir tık daha buna su ekleyeceğim. Bu bayağı kat oldu çünkü. Getirdiğim tava küçük. Çantada getireceğim diye küçük tava getirdim. Bunu bakır tavada yapıyorlar. Tadı daha güzel olduğu söyleniyor bakır tavada. Denemedim ben, o yüzden yorum yapamayacağım. Tereyağımız iyice kustu. Pişmek üzere. Normalde daha çok sünmesi için çeçil peyniri kullanmanız gerekiyor. Kuyma tadı bayağı iyi. İzmir'de zaten bayağı yapılıyor bu kuyma. Bu biraz fazla da ama şimdi buradan çıktıktan sonra bolca bir yürüyüş aktivitesi yapacağız. Belki mağaraya falan da tırmanabilirim. Yanımda yedek ayakkabı falan da getirdim o yüzden. Çünkü mağara ıslak falan deniliyor. Dün işte buraya tıkılı kaldım. Normalde ben gezerken hep çadırı bir noktaya koyarız, sonra gezeriz veya çantayı bir noktaya koyar, o şekilde gezerdik. Dün işte burada biraz tıkılı kaldım daha demin dediğim gibi. Bu kampta tek sıkıntı ateş oldu. Yanımda kuru odun getirmedim ama tecrübe oldu benim için. Ben dedim gidince yakarım falan, her türlü hallederim. İşte yanımda balta falan da yok. Testerem de yok, hepsi öğrenci evinde kaldı koronadan dolayı. Ben sırt çantamı aldım, geze geze İstanbul'a geldim. Ağır ekipmanların hepsini de orada bıraktım. Dedim nasıl olsa 3 hafta sonra geri döneceğiz. O 3 hafta bilmem kaç ay oldu işte. En son 2 ay önce gittim öğrenci evine. Hatay İskenderun'a. Bu sefer yine geziyorduk. Ali ile bu hala yüklediğim Türkiye turu bölümleri var. İşte Hatay'dan ben Adana'ya gidecektim. Gene almadım yanımda eşya. Birkaç eşya aldım ama hepsini alamadım. Uçakla döndüm çünkü Adana'dan. Kilo sıkıntısı vardı. Ama yakın zamanda iyi bir testere ve balta alacağım. Yani Hatay'a gitmesem de. Bu arada 80 liraya aldığımız balta şu an 350 lira falan olmuş. Aynı şekilde 24 liraya aldığımız Husqvarna testere şu an 156 lira mı 180 lira mı ne indirim bekliyorum. Bu 11-11 indirimlerini o zaman alacağım. Önümüzdeki haftalarda da İstanbul'da böyle bir yerlere geliriz. Sonra kış kampları başlayacak karların üzerinde. Uludağ'a falan gitmeyi düşünüyoruz. Tek olmayacağım bu sefer. Kış kampı zaten tek yapılmaz. Öyle şimdi yemeğimi bitireceğim. Sonrasında zaten dediğim gibi şelaleye gideceğiz. Evet dostlar, güneş açtı. Hava bayağı güzel. Tam kamp yapmalık. Ben topladım her şeyi. Şimdi şelaleye doğru yola çıkacağım. O taraflarda görüşürüz. Son rotamız da orası zaten. Yavaş yavaş oraya geçeceğiz. Köyüne sadece kamp için gelmiyorlar, tırmanış için gelenler de var. Şuradaki dik dağa tırmanıyorlar. Zaten Hacılı Köy dediğimiz yerde tam şurası. Cami var, minaresinden görebilirsiniz belki. Bu şekilde şelale gitmeye devam ediyoruz. Aşağı indim, burada derenin daha güzel bir görüntüsü var. Daha geniş burada, daha güzel akıyor. İnsanlar zaten derenin sağ tarafına masalarını ve sandalyelerini açmışlar, kahvaltılarını yapıyorlar. Kamp için bu tarafa da gelinebilir. Düzlük oldukça fazla.
şelaleye doğru gidiyorum ama yol bayağı kötü. Bakalım bu yol çıkartacak mı bizi? Patika'yı takip ediyorum. Yollar bayağı kötü bazı yerlerde. Bayağı kötü. Çok çamurlu. Zaten toprak falan kaymış. Sakın demeyin, lan bu yol gitmiyordur falan. Yerdeki sigara izmaritlerine bir de maskelere bakarak, Hanzolar sağ olsun, yolunuzu bulabilirsiniz. Zaten hatta burada tabela var. Siz bu patikayı takip edin. Götürecek zaten sizi. Uzun yürüyüşün ardından şelaleye varabildim. Bayağı güzel bir görüntüsü var. Zaten güzelce de çekeceğim. Şimdi burada bir mola vereceğim. Yanında sıcak su getirdim, kahve getirdim. Kahve içeceğim burada. Gelirken bayağı bir zorlandım. Yollar efsane kaygan, müthiş çamur. Buraya gelecekseniz eğer kesinlikle altı vibran olan bir ayakkabı alın. Yoksa kayıp düşersiniz. Yani elim çamur oldu. Allah'tan yıkayabiliyorum. Öyle şimdi kahvemi yapacağım. Kahveden sonra yukarıda görüşürüz. Kahvemi içtim. Şimdi yukarı tırmanmaya başlayacağım. Burada ip var. İple yukarı tırmanabilirsiniz. Hemen şelalenin sağ tarafı zaten burası. Şimdi yukarıdaki diğer şelaleye geldim. Burada abiler kutup ekmek yapıyor. Buraya kadar gelmişler. Çantalarıyla. Yukarıda bir şelale daha var. Oraya doğru gideceğim. Oranın yolları bayağı bir kötü ama şu an izlediğim videolarca oraya giden hiç kimse yok. Ben gidip size bunu göstermeye çalışacağım. Bir 15 dakika falan sürüyor zaten. Yukarıda görüşürüz. Üçüncü şelaleye geldim. Burası cidden muhteşem. Şurada akan şelale havuzu dolduruyor. Havuzdan tekrar bir şelale akıyor böyle. Burada bir havuz daha oluşmuş yeşilliklerin içinde. Görüntü cidden mükemmel. Bilseydim dün direkt buraya gelirdim, bu taraflara. Hem daha da ileri gidebilirdim. Artık bir dahakine kaldı. Orada tanıştığım abilerle bir daha buralara geleceğim. Yazın efsane yüzüdür orada. Şimdi su buz gibi. Dostlar, çekimleri yaptım. Şimdi buradan gideceğim. Buraya gelirseniz kesinlikle ama kesinlikle buraya uğrayın. Bayağı güzel bir görüntüsü var. Baştaki şelaleler de güzel ama buralar hani oradan 3-4 kat daha güzel, o kadar diyebilirim. Yani ben bayağı bir sevdim burayı.
Şimdi tekrardan aşağı doğru gideceğim. Abilere selam verip oradan rotamızı bitireceğiz büyük ihtimalle. Bayağı güzeldi. Aynen. Evet dostlar, Hacılı Şelalesi videosunun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. İlk gün biraz monoton geçti. Pek hareket edemedim durduğum yerde. Ama ikinci gün bolca aktivite yaptım. Keşke ikinci günden başlasaydım. Bu videoyu burada bitiriyorum Hacılı Köyü'nde. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.